أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Yüce Rabbim bir araya gelişi bize hayırlara vesile eylesin. İmanımızın artmasına, günahlarımızın silinmesine, takvamızın, ihlasımızın ziyadeleşmesine, Allah için birbirimize olan muhabbetimizin çoğalmasına vesile eylesin. Kıymetli dostlar, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri bazı amelleri kolay kılmıştır, bazı ameller biraz daha zordur. Hac ibadetine giderken, hac ve umreye niyet ederken, Ya Rabbi ben hac ibadetine niyet eyledim, onu bana kolay kıl ve benden kabul eyle. Umreye giderken Allah'ım umreye niyet eyledim, onu bana kolay kıl ve benden kabul eyle deriz. Ama namaza dururken Ya Rabbi namaz kılmaya niyet eyledim, onu bana kolay kıl demiyoruz. Zaten namaz kolay. Demek ki bazı ibadetler biraz daha kolay, bazı ibadetler biraz daha çileli oluyor. Elbette kolay olması, zor olması mükafata yansıyacaktır. Fakat bir amel vardır ki çok kolaydır ama en zor amelden daha faziletlidir. O da nedir? Allah için birbirini sevmek. Yani para harcamaya gerek yok, beden yorgunluğuna da gerek yok. Kalbimizde Allah için Allah dostlarını sevdiğimizde, bir başka ifadeyle sevdiğimizi Allah için sevince, karşılıklı bu muhabbeti oluşturunca amellerin en faziletlisi, en güzeli gerçekleşmiş olur. Yarın ahiretteki bir manzarayı hadisi kutside Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri şöyle Habibi vasıtasıyla bizlere duyurur. Yarın ahirette peygamberlerin, sıddıkların ve şehitlerin gıpta edeceği insanlar var mahşer meydanında. Peygamberler bakacak, nurdan minberler üzerinde bir takım insanlar var. Allah Allah. Şehitler bakacak, nurdan minberler üzerine bir takım insanlar var. Bunlar kimlerdir? Herkes onların o güzel manzarasına gıpta edecek. Humul mutahabbune fiyye. Onlar Allah için birbirini sevenler, Allah yolunda birbirleriyle samimi olanlardır buyuruyor. Demek ki kalbin sevgisi Allah Celle Celaluhu'nun nezdinde çok önemli kabul ediliyor. Bu sevgi eğer Allah için olan bir sevgi ise, Allah yolunda, din yolunda olan bir sevgi ise Cenab-ı Hak bunu farklı bir şekilde mahşer meydanında daha cennet ve cehennem sevkiyatı yapmadan mahşer meydanında beklerken bunu gösteriyor. Peygamberlerin bile gıpta ettiği, yani manzaraları çok hoşuna gidiyor. Bunlar kim ya? Bu güzel manzaraya sahip olanlar kim diye söylemelerine sebep olabilecek o güzel manzaranın arkasındaki kahramanlar Allah için birbirini seven insanlardır. Kıymetli dostlar, sevgi elbette ilgiyi doğurur. Her sevgi mutlaka ilgiyi doğurur. İlgiyi doğurmayan sevgi gerçek bir sevgi olamaz. Camiyi seven insan camiye gitmez mi? Elbette gider. Bir insan eşini seviyor, eşiyle ilgileniyor mu? Çocuğunu sevince çocuğuyla ilgileniyor mu? İşini seven işiyle ilgileniyor mu? Demek ki sevgi aynı zamanda neyi gerektiriyor? Elbette ilgiyi gerektiriyor. Karşılıklı sevgide kıymetli dostlar, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ile bizim aramızda olan ilişkide biz Cenab-ı Hakk'ı sevmeliyiz, o da bizi sevmeli, karşılıklı sevgiyi tesis etmeliyiz. Zira Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri, ey iman edenler, size çok net bir şey söyleyeyim. Eğer siz dininizden dönerseniz, bize İslam lazım değil, bize sadece para, makam, mevki lazım derseniz, o zaman ben sizi silerim, sizi yok kabul ederim, sizin yerinize öyle insanlar getiririm ki onların şu özellikleri olur: yuhibbuhum
ve yuhibbunehu. Allah-u Teala onları sever, onlar da Allah'ı severler. Birinci özellik bu. Toplumda Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu lanse ettiği tabiri caizse, olmasını istediği toplumda Mevla buyuruyor ki bir, bak benim sevebileceğim insanlar olmalıdır. İki, onlar da beni sevecek insanlar olmalıdır. Sevgi başlarken Allah-u Teala'dan başlayabiliyor. Kul ile beraber devam edebiliyor. Peki Allah-u Teala'dan sevgi başlaması ve bu sevginin artmasının yolları insanın elindedir. Yani bizim elimizdedir. Cenab-ı Hak o sebebi bizim elimize vermiştir. Nasıl mı? Şöyle. Ali İmran suresinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Kul Habibim de ki benim kullarıma in kuntum tuhibbunallah, eğer siz Allah'ı seviyorsanız, böyle bir iddianız varsa, fettibi'uni, bana tabi olun. Muhammed Mustafa olarak sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın elçisi olarak sallallahu aleyhi ve sellem. Bana tabi olun. Benim izimden yürüyün. Yuhbibkumullah. Eğer siz benim izimden yürür, bana tabi olursanız, birinci kazanacağınız şey Allah sizi sever. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın sevgisini kazanmanın yolu nereden geçer? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin izinden geçer. Kıymetli dostlar, hiçbirimizin imanında şüphe var mı? Yoktur. İman zaten şüphe kabul etmez. İman şüphe kabul etmediği için yeminle ifade edebiliriz ki Cenab-ı Hak hepimizi seviyor. Çünkü imanda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba ettik. O dedi ki şunlara inanın, biz de inandık. Şunlar iman şartları dedi, bunlar İslam'ın esasları dedi, hepsine inandık. Bu Kur'an ayetleri Allah kelamı dedi, inandık. Böylece sevgi dairesinin içerisine girdik. Ancak bu sevgi dairesinin içerisine girdikten sonra bu sevginin olması gerektiği kadar. Şimdi kan değerlerini ölçüyoruz, diyor ki kan değerleri düşüktür. Yani değer var ama düşüktür. Ne demektir? Belli bir seviyede olması lazım. O seviyeyi yakalamadığı zaman insan hasta oluyor. Bizde sevginin esasının olduğunda hiç sıkıntı yok. Ama olması gereken seviyeyi nasıl tespit edeceğiz? İnsan vücudunda kan sayımı düşük olursa ne yapıyor? Sağlık dengesini bozuyor. Aşırı uyku yapıyor, yorgunluk yapıyor, kendine gelemiyor, işe gidemiyor, iştahını kaybediyor, morali yerinde olmuyor. Kısacası kan değerleri düşük olması sağlık açısından gündelik hayatına yansıyor. Eğer bir insan mümin olduğu halde ibadetlerinde sıkıntı varsa kan değerleri düşük demektir. Haram ve helal konusunda hassasiyetinde sıkıntı varsa kan değerleri düşük demektir. Yani iman olduğu için kesinlikle sevgi var. Sevgi var da fakat bu sevgi olması gerektiği kadar olmayınca kan değeri düşük gibi oluyor. Bunun bir şekilde insan hayatına yansıması söz konusudur. Yani biri var ki İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselam gibi mutlak teslim olmak, oğlumu kurban edeceğim, tamam Rabbim emrediyorsa feda olsun. Kellemi vermem lazım diyor İsmail aleyhisselam, Allah istiyorsa feda olsun deyip böyle %100 teslimiyet göstermek var. Onlarda kan değeri nedir? Tam mükemmel bir kan değeridir. Yani onlar da iman zirveyi yakalamıştır. Dolayısıyla kıymetli dostlar, her yaşantımızın içerisindeki tembellik, gevşeklik, eksiklik, bunlar kan değerindeki bir kısım aksaklıklardan meydana gelmektedir. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hepimiz ticaret yaparız. Hepimizin alışverişi var. Kendi şahsi ihtiyaçlarımızı, elbise, ayakkabı ihtiyaçlarımızı vesaire, araba ve emlak ihtiyaçlarımızı bir yerde biraz daha ucuzu varsa aynı kalitede ne yapıyoruz? Aynı kalitede biraz daha ucuzu varsa onu tercih ediyoruz. Bir malımızı satacaksak müşteriler içerisinde ona daha fazla para verecek olanı gel kardeşim seninle biz iyi anlaşırız diyoruz, onu tercih ediyoruz. Yani karımızı, zararımızı görüyoruz. Ve de zaten olması gereken budur yani. İnsan elbette karını, zararını koruyacaktır.
Şimdi maddi konuda bu karını zararını, kar ve zarar dengesini koruyan insan. Atıyorum, sabah namazını kalktık. Namazı kılacağız. Bu sabah namazını kılacağımız zaman bunu camiye gidip cemaatle kılmak var. Bir de evde kılmak var. Sizce hangisi daha pahalı? Camiye giderken ayağa kalktığımız andan itibaren evin içerisinde attığımız adımlara varıncaya kadar sayılacak mı? Merdivenlerden inerken sayılacak mı? Araba evinde tekerin dönmesi eğer arabayla gideceksek, yaya gideceksek her attığım adım sayılacak mı? Sayılacak. Camide namaza durulmak için beklenecek. Belki 5 dakika 10 dakika bekleyeceksin. Bu beklenti de hesaba girecek mi? Girecek. Cemaatle olunca farklı bir kazanç olacak mı? Olacak. Bu nedir? Manevi bir kazançtır bu. Şimdi ben bu malımı şu pazarda satarsam 10 liraya, şu pazarda satarsam 20 liraya satma şansım varsa bunu 10 liraya kim satar bile bile? Kimse satmaz. Zahmet olsun, külfet olsun gider 20 liraya satar onu. Dolayısıyla mesela bir örnek olarak söylüyorum. Bir sabah namazını evde kılmakla camide kılmak arasında sevap bakımından ciddi fark olduğunu bildiğimiz halde biz kalkıp evde kılıyorsak, camiye gitmiyorsak kan değerlerimizde sizce bir düşük var mıdır yok mudur? Kan değerlerimizde bir düşük vardır. Öbür türlü kan değerlerimizde düşük olsaydı hemen ne yaparız? Tedavisine başlarız. Tedavisini yaparız. Peki, bunun şimdi ikinci versiyonuna geçtim. Sabah namazını kalktık, evde kılmaya karar verdik. Camideki kardan vazgeçtik. Evde kılmaya karar verdiğimiz zaman yatak odasında bir seccadenin üzerinde pijamaları çıkarmadan bir kılmak var. Bir de elbiseni düzgün bir şekilde gece elbiselerini çıkarıp artık normal elbiselerini giyip üzerine bir cübbe giymek, bir sarık sarıp evde bir namaz kılmak vardır. Bir de işte dediğim gibi pijamalarla beraber bir namaz kılmak var. Sonuçta ikisi de kılmaktır. İkisinin arasında fark var mı? İkisinin arasında fark var. Peki evde kılıyorsun, evde cemaat yapma şansı var mı? Var. Yani kendin kılıyorsan ümminin ümmiye imameti caizdir. Hadi çocuklar gelin beraber kılalım deme şansı var mı? Var. Öyle olması tek başına kılmasından daha evla mıdır? Evladır. Peki buna ihtiyaç duymuyorsak burada da kan değerlerinde bir düşüklük var mı? Var. Örnek olarak ben bir örnek verdim. Bunları siz ne yapabilirsiniz? Çoğaltabilirsiniz. Bir başka şey söyleyeyim size. Şimdi sofraya oturduk yemek yiyeceğiz. Kaşığı attık çorbaya. Çorbadan bir kaşık ağzımıza aldık. Biraz tuzsuzsa hatun çorba tuzsuz diyor muyuz? Diyoruz. Efendim bir kaşık attık yeme nohut pişmemiş. Ya hatun yemek pişmiş, nohut iyi pişmemiş diyor muyuz? Diyoruz. Demek ki tuzun eksikliğini fark ediyoruz. Az piştiğini fark ediyoruz. Hemen yapılması gereken uyarıyı yapıyoruz. Doğru. Burası tamam. Olmaz ki. Herkes bunu yapar. Peki şunu sorayım. Yemeğe kalkarken ellerin yıkanması sünnet mi? Sünnet. İyi bir sünnet mi? Evet, iyi bir sünnet. Ya benim ellerim temiz. Temiz de olsa sünnet mi? Sünnet. Banyodan çıkmış olsan gene sünnet. Banyodan çıktın, yeni çıktın banyodan. Ama banyoda banyo yaparken ben hani yemek de yiyeceğim bu arada yaptığım temizlik ona da yarasın diye bir niyetin yok. O zaman dahi sünnetse normal zamanlarda hepten sünnettir. Şimdi yemeğe başladığımız zaman tuzsuzluk gözümüze batıyor da elleri yıkamadan yemeğe başlamak 5 kişi izalede oturuyor sofraya 5 tanesi hiçbirisi elini yıkamadan oturabiliyor. Peki neden dikkatimizi çekmiyor ki? Peygamberimizin sünneti ama. Hani bana tabi olursanız Allah sizi sever diyor ya. Peki yemek esnasında sağ elle yemek meselesi var. Öyle mi? Bu da bir sünnet. Besmele çekmek var sünnet. Yani gerçekten burada beni dinleyen dostlarımız hepimiz hassas insanlarsınız. Yani övülmeye başladığı zaman övülecek çok yönleriniz vardır. Ama ben kendi kendimize değerlendirme yaparken siz dostlarıma faydalı olmak maksadıyla şunu söylüyorum. 5 kişi sofraya oturduk. Gerçekten 5 tane besmele var mı bizim sofrada? 5 kişi elini yıkamış mı? 5 tane besmele var mı? 5 kişinin 5'i de sağ elle yemekte hassas mı? Hem sağ hem sol el ikisi de beraber mi çalışıyor?
Yemek bitti. Elleri yıkamak var mı? Bu da bir sünnettir. Peki yemek bitti. Bir dua var mı? Bu da bir sünnettir. Bir yemeğin içerisinde bir sürü sünnet var. Biz bunlara uyduğumuz takdirde ne oluyor? Ben mücessem örnekler veriyorum. Siz başka örneklerle bunları çoğaltabilirsiniz. Hepimizin gündelik hayatından örnekler veriyorum. Şimdi kıymetli dostlar, Allah-u Teala buyurur ki, Habibim sen benim kullarıma, senin ümmetine de ki, Allah'ı seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Seviyoruz. Peki Allah'ın sizi sevmesini ister misiniz, istemez misiniz? İsteriz. Yolunu öğreteyim size, fettebi'uni. Bana tabi olacaksınız. Tabi olmak kıymetli dostlar, izinden yürümek anlamına gelir. Yani onun ne yaptığını yapmaya çalışmak demektir. Mekke'li bir Allah dostu vardı. Seyitlerden. Seyit Alevi Hazretleri. Gerçekten manevi yönü çok mükemmel bir insandı. O bir defa İsmaila'ya geldi. Efendi Hazretlerimizin de olduğu bir yerde. Dedi ki, tabi o Arapça söylüyor, tercüme ediyorlar. Dedi ki, ben rüyamda dedemi gördüm. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'yı gördüm dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Önde yürüyordu. Arkasında Mahmud Efendi'yi gördüm. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayağını nereden kaldırıyorsa o da ayağını tam oraya koyuyor. Arkasından giderken ayaklarını onun ayaklarının izine koyuyor. Anladım ki dedem bana diyor ki bana en güzel uyan işte budur. Şimdi iz takip etmek dediğimiz var ya işte. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin izini takip etmek ona ittiba demektir. Bu bize neyi sağlayacaktır? Bu bize Allah-u Teala'nın bizi sevmesini sağlayacaktır. Ne kadar kan değerinde ne kadar ihtiyaç varsa o kadar olması lazım. Kıymetli hocamızın okuduğu Ayşe-i Şerif'te Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Estaizu billah. لَقَدْ جَاءَكُمْ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Bakın ifadeye dikkat buyurun. Vallahi muhakkak sizin için Allah'ın elçisinde çok güzel örnekler vardır. Vallahi muhakkak sizin için Allah'ın Resulünde çok güzel örnekler vardır. Bu ayeti kerime Ahzab suresinin ayeti kerimesidir. Cenab-ı Hak yeminle bize kimin örnek almamız gerektiğini ve bu örneğin vasfının güzel örnek, mükemmel bir örnek olduğunu kendisi beyan ediyor. İmanda, ahlakta, beşeri münasebetlerde, aile hayatında, ibadetlerde örnek almamız gereken kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bunu yeminle bize ifade ediyor. Fakat ayet-i kerimenin devamında dikkat çekecek bir başka ifade vardır. Evvela Cenab-ı Hak umumen diyor ki, vallahi muhakkak ey Müslümanlar sizin için Allah'ın Resulünde çok güzel örnekler vardır. Bunu söyledikten sonra bakın cümlenin devamı nasıl geliyor. لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Elbette her Müslüman için güzel örnekler var ama bu güzel örnekleri ve güzel örnekliği 3 tane özelliği olan insanlar hayatına geçirirler. Diğerleri kulağının bir tarafından girer, öbür tarafından çıkar. Ayetin devamı bu söylediğim. لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهِ. Bir, Allah'a kavuşup hesabını verme derdiyle dertlenen. Yani şimdi bir insanın mahkemesi varsa, o mahkemeden de sıkıntı olacağını bekliyorsa, nasıl o mahkeme onun için bir derttir, oturur kalkar, çare, çözüm arar. Yani onun için bir dert ise, yarın mahkeme-i kübrada herkesin mahkemesi var mı yok mu? Senin, benim,
Her birimize ayrı ayrı mahkemesi var mı? Var. Eşimizin ayrı, çocuklarımızın ayrı, bizim ayrı, annemizin ayrı, babamızın ayrı mahkemesi var mı? Var. Ciddi mahkeme mi? Hepsi. Elbette ciddi mahkemedir. Bu mahkemede hesap vereceğini düşünen insanlar. Bir defa burasını düşünmek lazım. İkincisi, لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ Allah'a umudu olan, ahirete umudu ve inancı olan insanlar. Bir, Allah'a sağlam inanmış olacak. Allah'ın elçisi çünkü. İki, ahirete inanmış olacak. Çünkü bütün hesaplar ahirette görülmüş olacak. Bu ikisi de yetmiyor. وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا Allah'ı çokça zikredecek. Eğer bir insan Allah'a umudu varsa, inancı varsa, ahirete inancı ve umudu varsa, bir de bunun yanında Allah'ı çokça zikrediyorsa, bu insan peygamberi numune almakta, örnek almakta sıkıntıyla karşılaşmaz. Bu üç taneden birisinde sıkıntı olursa veya ikisinde sıkıntı olursa veya tamamında sıkıntı olursa, o zaman peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek almakta sıkıntı olur. Yani arzu ettiği kaliteyi yakalaması mümkün olmaz. Bu bakımdan kıymetli dostlar, bu ayeti kerimelerde ikisini birleştirdiğimiz zaman bizim için gerçekten her birimiz için ayrı ayrı özel güzel öğüt ve nasihatler vardır. Şimdi Ali İmran suresindeki ayeti biraz daha tamamlayayım. De ki Habibim, eğer siz Allah'ı seviyorsanız, seviyor olduğunuzu iddia ediyorsanız, Allah'ın da sizin sevmesini, sizi sevmesini istersiniz değil mi? Ne yapmanız lazım? Fettebi'uni, bana tabi olacaksınız. Benim izimden yürüyeceksiniz. O böyle yaşadı, ben de öyle yaşayacağım diyeceksiniz. Eğer bunu yaparsanız karınız ne olacak? Yuhbibkumullah. Birincisi, Cenab-ı Hak sizi sevecek. Sevdikleri listesine koyacak. İkincisi, ve yagfir leküm dünübeküm, günahlarınızı da silecek. Şimdi bizim için bu ikisi yeter mi? Artar bile. Yeter mi? Artar bile. Bir defasında umredeyken Cebel-i Nur'a çıkmıştık. Cebel-i Nur'dan döndükten sonra aramızda bir tane böyle biraz sosyete gibi birisi vardı. Bir gün sonra beyine dedi ki, ya ben dedi bu gece Peygamber Efendimiz'i gördüm rüyamda sallamaz. Dedi ki, ekip olarak hepinizin ümresi kabul edildi. O da bana söyledi onu. Ben de oradaki arkadaşlara söyledim. Böyle bir müjde var. Arkadaşlardan birisi dedi ki, hocam dedi, böyle bir rüyayı ben görsem var ya, benden ne fedakarlık istense ben hepsini yapardım. Ben Peygamber Efendimiz'i göreceğim sallallahu aleyhi ve sellem ve bana diyecek ki ümreniz kabul edilmiştir. Şimdi diyeceğim şu, Allah Celle ve Aleyh Hazretleri diyor ki, eğer Habibimin izinden yürürseniz, sevdim sizi be, yetmedi, sildim günahlarınızı be, pırıl pırıl tertemiz oldum. Şimdi bu iki büyük mükafat bizim için hiçbir şeyle ölçülemez ve kıyaslanamaz. Günahlarımız silinecek, mahkememiz kolaylaşacak. Cenab-ı Hak bizi sevecek, sevdikleri listesine alacak. Sevdiklerine nasıl muamele yapacağı bellidir. Bu konuda bir hadisi kutsiyle teyit ederek inşallah noktalamaya çalışayım. Kıymetli dostlar, Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz hadisi kutsi olarak naklettiği hadisi şerifinde Allah Celle ve Aleyh Hazretleri buyuruyor ki, kulum yaptığı ibadetler içerisinde benim en çok sevdiğim farz ibadetlerdir. Ancak nafile ibadetlere kulum devam edince kulumun samimiyeti ortaya çıkıyor. Nafile ibadetler kulun samimiyetini ortaya çıkarıyor. Bu ne demektir kıymetli dostlar? Yani farz ibadet, biz Müslümanız, inanıyoruz. Farz ibadeti erkeksen yapma. Sabah namazını kılmıyor, öğle namazını kılmıyor, ha kılma. Namaz kılmayanların akıbeti Kur'an'da belli. Bundan kendini kurtarabilecek misin? Kurtaramaz. Nasıl kurtaracaksın? Orucumu tutmayacağım. Nasıl tutmayacaksın? Farz bu ya. Yapmadığın zaman bunun karşılığı var yani. Peki nafile ibadetleri yapmadığın zaman bunun karşılığı var mı? Cezası var mı ya? Cezası yok. O zaman kulun farzları yapması samimiyetini değil, inancını ortaya koyar. Sünnetleri yapması hem inancını hem samimiyetini ortaya koyar.
Yani Allah'ım sen beni farzlar gibi bunlardan mükellef tutmadın. Yapmadığım takdirde bana günah yazmıyorsun. Hesaba çekmeyeceksin. Ama yaptığım zaman bana sevabını fazlalıkla vereceksin. İşte ben bunları, benim bu sevaba ihtiyacım var. Ben bunları mecbur olmasam da mecbur gibi yapacağım dediği zaman kul samimiyetini ispatlamış oluyor. Farzlar imanını ispatlar. Sünnetler kulun samimiyetini ispatlar. Kulum nafile ibadetlere devam eder. Devam ettikçe bana yaklaşır. Öyle bir noktaya gelir ki derecesi artık sevgililer listesine girmiş olur. O sevgililer listesine girecek noktaya geldiği zaman ben onun gören gözü olurum, işiten kulağı olurum, tutan eli olurum, yürüyen ayağı olurum. O benden bir şey istese asla onu kırmam der hadisi kutsi'de Allah Celle ve Ala Hazretleri. Özetle şu çıktı karşımıza kıymetli dostlar. Biz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i gerçekten örnek alma noktasında Rabbimiz Ahzab suresinde yeminle bizi ifade ediyor ki onu örnek almalısınız. Onda çok güzel örnekler var. Allah Teala onu seviyor. Ona benzeyenleri, onun izinden yürüyenleri de onun hatırı için seviyor. O sevginin içerisine girebilmek için buna ihtiyaç var. Ne kadar para o kadar köfte, ne kadar ittiba o kadar sevgi elde etmiş oluruz. Ayrıca kıymetli dostlar, her birimiz elbette hayatımızın akışı içerisinde farklı atmosferlerde farklı işler peşindeyiz. Ama idealimiz, hedefimiz bir olunca yani ben ne iş yaparsam yapayım, ne yaparsam yapayım benim bir ölçüm olmalı, bir kriterim olmalı. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin izinden yürümeyi asla ihmal etmemeliyim dediğimiz zaman her şey kolaylaşır. Mesele ilke meselesidir arkadaşlar. Şimdi oturuyorsunuz sofraya, dostunuz geliyor sizinle beraber veya siz ona ikram ediyorsunuz. Sofrada buyurun diyorsunuz, ben diyor şundan yerim, bundan yerim, bundan yemem. Niçin yemiyorsun? Diyet yapıyorum diyor. Mesela unlu mamul yemiyorum diyor. Ne diyorsunuz? Saygı duyarım diyorsunuz. Ya o sofrada unlu mamuller vardır veya tatlı vardır ama diyor ki diyet yapıyorum. Ha diyet yapıyorsan tamam sana bir şey yok diyorsun. Şimdi diyet yapan insana herkes saygı duyduğuna göre değil mi? Öyleyse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavır ve davranışları bizim için her yönüyle diyet mesabesinde ehemmiyet arz etmektedir. Kısacası dostlar Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i örnek almak için bir Allah'a sağlam inanç lazımdır. İki ahirete sağlam inanç lazımdır. Hesaba inanç lazımdır. Üçüncüsü Cenab-ı Hakk'ı çokça zikretmektir. Zikrettikçe kalp uyanır. Kalp uyanınca gerçekleri görmeye başlar. Bu sefer Allah'a daha çok aşık olmaya, peygamberine daha çok aşık olmaya başlar. Bu aşk yükseldikçe bu sefer ittibada zirveyi yakalamış olur. Yüce Rabbim bu noktada ciddi mesafeler kat etmeye her birimizi, eşlerimizi, çocuklarımızı, aile bireylerimizi muvaffak eylesin. Amin. Rabbim kaymaktan ve kaydırılmaktan, sapmaktan ve saptırılmaktan, kendisini unutmaktan, Habib'in izini terk etmekten her birimizi muhafaza eylesin. Yüce Rabbim geçmişlerimize rahmet eylesin. Akıbetimizi hayır eylesin. Gidişatımızı hayra tebdil eylesin. Günahlarımızı affeylesin. Ayıplarımızı setreylesin. Ruz-u mahşerde dostlarıyla muamele ettiği kulları arasına bizleri ilhak eylesin. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek ruhu için, her birimizin bütün geçmişlerimizin ervahı için, bu müesseselerin yapılmasında ve devamında emeği geçip ahirete göçmüş olan bil cümle ashab-ı hayratın ruhları için, menkul ve gayrimenkul bağışlarıyla, zekatlarıyla, fitreleriyle, burs ödemeleriyle, fatura destekleriyle, kurban hisseleriyle ve hoca maaşı destekleriyle bu hizmetlere omuz veren kardeşlerimizi Rabbim iki cihanda aziz eylesin. Helal, bol, bereketli kazançlarla merzuk eylesin. Rabbim yokluk göstermesin, darlık göstermesin. Altından kalkamayacağımız zor imtihanlara tabi tutmasın. Tabi tuttuğu imtihanlarda da başarmaya bizleri muvaffak eylesin. Sabredilmesi gereken yerde sabretmeye, şükredilmesi gereken yerde şükretmeye her birimizi muvaffak eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.